Hastaları dinceldir, yaşlıları genceldir. Hele hele de benim gibi şişmanları inceldir. Emoğlu, aklın varsa aman ha aman kabak ye. Kabak deyip de vazgeçme. Kabak sinir sistemlerini yumuşaltır. Kalp, dalak, böbrek, ciğer tansiyonlarını yerinde tutar. Hele hele de kabak kulağı birebir. Tırnak erimelerini, kemik erimelerini önler. Zekayı geliştirir. Aile münasebetlerini artırır. Hele hele de, hele hele de evde kalmış kızların bahtını, kısmetini açar. Velhasıl velkelam, depeden dırna mübarek bir lokman, mübarek bir hekim kabak. Zamanı behrin birinde hoca efendinin bir tanesi bir köye Ramazanlık imamı duracak. Köylüyle anlaşması, her gün bir evden yemek yiyecek. Birinci günü köyün muhtarı kelli felli, kalahlı kulahlı, göbeği ileri, ensesi geri, koca bir herif. Hocaya der ki, hoca bugün sıran bizdedir. Hoca bu tatlı haberi duyunca kalbinden şöyle geçirir. Herhalde tatlı, sütlü, etli, butlu bir şeyler var ki muhtar emmi beni davet ediyor. Muhtarın evinin merdiveninin dibine varınca koca herif avradına bir seslenir. Kız, avrat, ağır misafirimiz vardır. Halbuki hocanın geleceğini hiç de haber vermemiş. Kadıncağız bir eliyle sofrayı serer, bir eliyle dizlerine vurur. Amanın hocam, kadasını aldım, kurban olduğum hocam. Geleceğini de bilmiyordum, mıhtar emmin de hiç demedi. Bir hazırlık, bir kayıt da görmedim. Şansından bugün vallaha kabak pişirmiştim der. Hoca ev sahibi utanmasın diye, ooo olsun da kabak olsun. Kabak evliyalar, enbiyalar, peygamberler yeme. Ben bayılırım kabadır. Halbuysa hiç de sevdiği yok. Neyse hocam vurur kabağı lokmayı. Gece sahura kalkacaklar. Hoca der ki herhalde sahurda bir şeyler hazırladılar. Ne görsün hoca, akşamdan kalma kabak gene gelir. İkinci gün köyün azası hanımına der ki kızdır. O muhtarın avradının yanına git de bu hoca neyi seviyor neyi sevmiyorsa sırası bizde, ona göre hazırlık kayıt gördür. Azanın hanımı muhtarın hanımının yanına varır, kız anamı hoca bize gelecekmiş. Neyi seviyor neyi sevmiyor adam diye sorunca muhtarın avradı der ki kız anam valla o hocamı neyse kabaktan başka bir şey yemiyor, başka yemeklerin hepine pehrizmiştir. Orada da kabak yer, uzatmayalım, birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü tam 28-29 gün hocaya kabak. Köylü hocaya der ki hoca sesin de güzelmiş, Gökçe'miş ya. Bir ezan bir sela okuyun canım. Allah rızası için bugün bir ilahi oku da dinleyektir. Hocanın da ilahi milahi bildiği yok ya, benim gibi yarım yamalak aşıklığı var. Olur size bir ilahi okurum der. Hoca ilahi okuyacak diye köyün en iyinden cücüğüne, 7'sinden 70'ine, kadınından erkeğine caminin kenarına hep birikirler. Hocam 3 kıtalık sela verdikten sonra alır bakalım ilahiye. Yeni köye imam oldum, yenice belamı buldum.
Kabak yemeye mi geldim olur mu ya Resulallah? Allah Allah. Akşam kabak, sabah kabak, bana olan şu işe bak. Ne karın kaldı ne göbek, 30 günde 90 tabak. Yenir mi ya Resulallah? Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kabak pişer tüte tüte, hasret kaldım bala ete. Kabak yeni köyden öte gider mi ya Resulallah? Eşhedü en la ilahe illallah. Yeni köyde yuttuk hapı, kabak gezer kapı kapı. Kabaktan kaşın sapı döner mi ya Resulallah? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bir de cenaze olmuş. Hoca ne ıskatından ne vasiyetinden hiçbir şey vermemişler. Hoca caminin avlusunda gezeliyor ya, kafası bozulmuş, tabuta bir iki depik vurmuş ya. Hacı emminin biri demiş ki, kudurdun mu hoca? Niye tabutu depikliyorsun deyince, kurudu kuruya sıca demiş hoca, kalksın bir iki kapı dolaşsın. Hocanın o aklına düşmüş ya cenazede olunca, bir dörtlük de ona demiş. 30 günün arası ya, söylemenin sırası ya. Ölüyordum veresiye, olur mu ya Resulallah? Kurban olam pırası ya, gelir mi ya Resulallah? İlk akşamdan kabak devşir, anca yarına yetişir. Kurban olan Fatma dese, bayram günü kabak pişir. Medet ya Resulallah. Hocanın daha seslendiği yok. Niye biliyor musunuz? Hani kabağı yiyen gelinin koynunda yatar derler ya. Hoca da bekarmış. Herhal bana bu köylü bir kız verici diye hiç seslendiği yok. Ver ha kabak, ver ha kabak. O sene hoca o köye bir vela höle vela kabak ilahisi okur. Devlükesi sene bir sene sonra başka bir köye gider. Hocanın kabak yediği ortalığa yayılır, meşhur olur, duyulur. O köylü der ki, hoca, hoca, çok da güzel sesin varmış, iyi de okuyorsun ya, geçen yıl şu yeni köye bir hoca durmuşmuş, orada kabaktan başka bir şey yemiyormuş, sen o olmayasın derler. Hı der hoca, kabak mı dedinizdir? Haşa haşa, ne hattıma benim kabak yemek. Kabak evliyalar, enbiyalar, peygamberler yeme. Bana her gün kıçı yumurtalı bir tavuk da olsa yeterdir. Arar acele pırısını pırtısını toplar, cübbesini sarığını koltuğunun altına alır, İki takla bir bakla yarısını seccadenin altına sakla eder, o memleketi terk eder gider. Gadasını aldığım hocam.